Sevgili dostlarım, string manipulation konusunda çözdüğüm sorulara devam ediyorum. Haydi o zaman gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz gelsin ve biz onu devirelim. Evet, sorumuz şu şekilde. Write a code that performs the following. Aşağıdaki işleri yapmak istiyoruz. İlk işimiz, take a string from the user. Assume that it contains at least 5 characters. Evet, bu sorunun geçerli olabilmesi için gereken bir şey. En az 5 karakterli bir string user'ın girdiğini varsayıyoruz. Daha ilerleyen derslerimizde hani user 5 karakter girmezse onu nasıl 5 karakter girmeye ikna edeceğiz? Ya da işte program ne zaman en az 5 karakter girdiği zaman başlatacağız? O tür detayları gireceğiz. Göreceğiz. Ama şimdilik user'ın en az 5 tane karakter, user'ın en az 5 tane karakter aldığımızı varsayalım. Bu input string'imize in string diyeyim. Ondan sonra burası da input, aç parantez, kapa parantez. Input'un default komutu biliyorsunuz string'ti. Orada bir şey, type conversion yapmama gerek yok. Şimdi gelelim sorularımıza. Create the following strings. Şimdi biz iki tane string istiyoruz. Birinci string'imiz şu. A string with first, middle and last characters of the input string. İkinci istediğimiz string de a string with middle three characters. Şimdi bunların nasıl şeyler olduğunu şu inputlarımızdan şey yapalım. Sample input outputlarımızdan görelim. Şimdi mesela şu ilk case'imizde şuraya yazabilirim mesela case 1. Ondan sonra şuraya da case 2 diyelim. Şimdi case 1'ımızda input'umuzun string'inin Ahmet olduğunu şey yapacağız, düşüneceğiz. Dolayısıyla bizim in string variable'ımız burada Ahmet olacak. Şimdi bizim iki tane output'umuz vardı. Bir ilk output'umuz baştaki, ortadaki ve sondaki karakterlerden oluşan bir output'tu. Bunlar baştaki ve sondaki karakterler basit. Baştaki karakterler şey olacak, in string'in birinci elemanı olacak. Sondaki karakter in string'in eksi birinci elemanı olacak. Peki ya şu ortadaki karakter? Ya ortadaki karakter bu örnekte in string'in 0, 1, ikinci elemanı. Ama bunu user ne girerse girsin doğru çalıştırmak istiyoruz. Mesela case 2'de in string'im alt giray dolayısıyla aslında istediğim şeyler şunlar. Şu bizim sıfırıncı elemanımız, şu eksi birinci elemanımız ve asıl problemli olan kısım şu 0, 1, 2. Bu ikinci elemanımız. Ama şurada eğer user alt giray girmişse mesela bu sıfırıncı elemanımız, bu eksi birinci elemanımız. Burada ortadaki karakter. Bu 8 karakterden oluşan bir şey olduğu için, kelime olduğu için. Ortadaki karakter 4. karakter mi 5. karakter mi acaba? Oraya bir assumption koydum. Şuraya dedim ki eğer user'ın input string'i even numbersa, if input string is length even, assume n over 2. karakter, middle karakter olsun dedim. Yani burada şey olacak. 8, uzunluğu 8 olan bir karakter. Dolayısıyla 4. karakterimiz G olacak. Bizim middle karakterimiz. Tabii 4. karakter, 1, 2, 3, 4 diye saydığım zaman 4. karakter. O Python dilinde, Python 0'dan başladığı için 3. karakterimize karşılık geliyor. Yani şurası 3 olacak. O zaman benim input'un bir defa length'ini almam lazım. Ve input'un length'ini aldıktan sonra mid karakteri length 5 olduğu durumda 2, length 8 olduğu durumda 3 döndüren bir şey yazmam lazım. Komut yazmam lazım. Şimdi burada mesela şey yapalım. Yazalım. Length string olsun. Length string. Biliyorsunuz şeyde Python'da length komutu girdiğimiz string'in length'ini alıyor. Length yani bizim string'imiz ne? In string. Böylece length string yani şey olmuş olacak. Şuraya yazalım. Length string case 1'da length string'imiz. Şöyle göstereyim. Case 1'da length string'imiz 5 olacak. Case 2'da length string'imiz 8 olacak. Evet, length string'imizi aldık. Şimdi şu sayıyı nasıl bulacağız? Bu sayının bulunuşu mid string diyelim mesela buna. Şimdi iki türlü düşünelim.
Benim Lensing'im 5. Ben 2'ye ulaşmak istiyorum. Dolayısıyla ben 5'i 2'ye böldüğüm zaman 2,5. Ama kalansız bölme yaparsam oradan 2'yi döndürebilirim. Diyeceğim ki şuraya Lensing. Yani bunu biraz update etmemiz gerekecek. Ondan şöyle gireyim. Dolayısıyla ben Lensing'i kalansız bir biçimde 2'ye bölersem, eğer Lensing'in 5 ise, yani odd bir number ise 5 bölü 2 2,5. 2,5'un kalanlı bölmesi de 2. Ama ben burada eğer Lensing'in 8 ise 3'e ulaşmak istiyorum. Dolayısıyla Lensing'i burada 2'ye bölersem 4 olur. Yani şu i harfini şey yaparım, ulaşırım. Dolayısıyla bu Lensing'den ufak bir sayı çıkarmam lazım. Lensing eksi 0.1 mesela. Yani dolayısıyla 8. 8'den 0.1 çıkardım. 7.9. 7.9'u işte 2'ye kalansız böldüğüm zaman o zaman sorumun cevabı 3.95'in kalansız bölmesi 3 olacak. Şurada çalışıyorum. Burada sıkıntı yok. Çünkü ben 5'i 2'ye böldüğüm zaman 4.9'u 2'ye böldüğüm zaman 4.9'u 2'ye böldüğüm zaman 2.45 yapacak. 2.45'in yine round down 2 olmuş olacak. Böylece bu problemi çözmüş oldum. Şu bölmeyi integer olarak görüyor muydu, görmüyor muydu hatırlamıyorum. Bunu daha güvenli olsun diye şöyle bir şey yapabiliriz. Bir type conversion yapalım. Şu bir böldüğümüz sayıyı integer'a çevirelim. Evet. Bunları da yaptıktan sonra geriye ne kalacak? Bizim output'larımız. Yani ilk output'umuz baş, orta ve sonuncu karakterlerden oluşuyordu. Şuraya out 1 diyelim. Ne diyeceğiz? Bizim instringimizin baştaki karakteri, sıfırıncı karakteri. Sonra instringimizin ortadaki karakteri, yani midstringinci karakteri. Sonra da instringin sonuncu karakteri, yani eksi birinci karakteri. Sonra ortadaki 3 elemanı istiyorduk. Yani şu ortadaki 3 eleman ya da şu output'ta şu ortadaki 3 eleman. Ortadaki 3 oranda midstring'den bir önceki elemanla ve bir sonraki elemanlardan oluşacak şey. Bunu şöyle artı artı şeklinde de yazabilirsiniz. Ama daha stylistik bir yazım şey olabilir mesela. Diyelim ki ben instring'in midstring eksi birinci elemanından başladım. Bunu da midstring artı ikinci elemanına kadar götürdüm. Artı biri değil, dikkat edin, çünkü şu son girdiğim şey dahil değildi. Ondan sonra şurayı boş da bırakabilirsiniz. Bir de yazabilirsiniz. Ve son olarak bunları da print ettiğimiz zaman kodumuz çalışmış olacak. Şimdi gelelim Python'da bu işlerin yapılmasına. Evet. Geldik Python'umuza. Sorumuzu yine şuraya yazmıştık. İlk işimiz neydi? Burada user'dan bir tane input alacağız. Input. User input'umuzu aldık ama bunu bir şeye assign etmemiz lazım. Bunu da instring'e assign ediyorum. Evet. Sonra user'dan aldığımız input. Mesela input'umuz şu olsun. Alt-giray olsun. Bu input'un orta karakterini bulmam lazım. Orta karakteri nasıl buluyordum? İlk önce bunun bir uzunluğunu bulmam lazım. Len string eşittir len string dedim. Pardon, len in string dedim. Ondan sonra burada bir mid string komutumuz vardı. Ne yapıyorduk? Len string'den ufak bir sayı çıkarmam gerekiyordu. Len string eksi 0.1. Ufak bir sayı çıkarmam gerekiyordu. Sonra bu çıkardığım sayıyı 2'ye kalansız bölmem gerekiyordu. Ve son olarak da bunu çevirmem gerekiyordu. Integer'e çevirmem gerekiyordu. Evet. Bunu da yapmış olduk. Şimdi gelelim output'larımıza. Outstring 1. Birinci outstring'imiz ne olmuş olacak? Instring'in baştaki, ortadaki ve sondaki elemanı. Instring'in baştaki elemanı, yani sıfırıncı elemanı, artı
instring'in eksi birinci, pardon, instring'in ortadaki elemana, midstring'in elemana ve son olarak da instring'in sonuncu elemana, eksi birinci elemana. İlk output'umuz bu. İkinci output'umuz outstring. Bu da ortadaki 3 elemanından oluşuyordu. Bu da instring'in ne diyorduk? Ben şeyden midstring'in bir eksiğinden başlayacağım ve midstring'in iki fazlasına kadar devam edeceğim. Yani bir fazlasını alacağım en son eleman olarak ve birer birer gideceğim. Burayı boşta bırakabilirsiniz. Şimdi bunları yazdıralım. Print outstring 1. Aşağısına da tabii ki print outstring 2. Oldu mu? Niye bir tane fazla parantez oldu orada? Şunu düzeltelim. Tamam. Şimdi bakalım şey. Oldu mu? Oldu mu? Yani ne demek? Bunu çalıştırmam lazım. Bunu çalıştırıyoruz. Şimdi. Neydi bizim inputlarımız? Ha, iki input'u deneyelim. İlk önce Ahmet'i deneyelim. Ahmet girdiğim zaman evet. Şurada gördüğünüz gibi AMT baş orta son. Ve o ortadaki üçü. HME. Bu oldu. Bir daha çalıştıralım. Bu sefer Alpgiray gireceğiz. Alpgiray. Girdiğim zaman evet, baş orta son. Ortayı G kabul etmiştik. Ve son olarak da şey. G'nin bir fazlası ve bir sonu. Diyerek bu sorumuzu da başarıyla bitirmiş olduk. Peki bunu kutlayalım mı? Sevgili dostlar, böylece bugünkü dersimizde bir tane daha string manipulation sorusu çözmüş olduk. String manipulation ile ilgili yani temel kavramları öğrenmiş olduk ama bir iki tane daha ince nokta var. Onları da gösterebilmek için bir iki tane daha soru çözmeyi planlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve esen kalınız.